bir çökme, bir büyük bir evet, bir problemi sistem daha kopuş. Olmadan evvel sistem uyarılarını yaparak aboneler daha hissetmeden o düzeltmeleri öyle de mi sağlamamızı bir tür buna yardımcı oluyor. Böyle bir yedekleme gibi mi bakmak düşünün, bir lazım? Kumanda merkezi, bir yerde bir sorun olduğu anda kumandayı devralabilecek bir ana merkez gibi düşünebiliriz burayı. Evet. Bu şimdi tabii cep telefonlarından ve mobil iletişimden söz edince kamuoyunda merak edilen ve çok konuşulan şeylerden biri de bu baz istasyonları. Yani evet. Kime sorsanız herkes bir kendi tarafından baz istasyonuna bir izahat getirmeye çalışıyor. Baz istasyonu olmadan bildiğim kadarıyla şu anda bu teknoloji telefonla konuşmaya imkan vermiyor. Bir baz istasyonuna ihtiyaç var ama öyle ama böyle. Fakat bu baz istasyonları insan sağlığını kimilerinin iddia ettiği gibi tehdit eder boyutlarda mı? Ya da yani daha yönetilebilir bir yere önümüzdeki dönemde gelecek mi? Bu konuyu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bu konuda maalesef kamuoyunda çok yanlış bir algı ve bilgilendirme var. Ve bunu mutlaka ivedilikle hep beraber düzeltmemiz lazım. Çünkü programımızda da hep konuştuk. Evet. Mobil iletişim teknolojileri giderek yaygınlaşan ve ülkelerin yaygınlaştırmak istedikleri bir konu. Her ülke bu konuda gerçekten kaynak ve çaba harcıyor. Çünkü artık hem sosyal gelişimin hem ekonomik gelişimin en önemli kaldırıcı olarak görülüyor. Baz istasyonları olmadan cep telefonunun çalışması mümkün değil. Böyle bir teknoloji dünyada keşfedilmemiş. Yani bugün siz Amerika'ya da gitseniz, Almanya'ya da gitseniz, dünyanın neresine, en ileri yerine de gitseniz, Türkiye'de kullanılan sistem mevcut. Hatta Türkiye'de şu an en ileri sistemlerin kullanıldığını söyleyebilirim. Beraberinde de bu baz istasyonlarının elektromanyetik frekans ölçümü ve çok düşük seviyelerde. Dünya Sağlık Örgütü'nün değerlendirdiği ve bu Dünya Sağlık Örgütü'nün yönlendirilmesiyle Avrupa Birliği'nin her baz istasyonu için belirlediği bir elektrik salgılama birimi var. Bu 40 birim diyelim. Türkiye'de bu 4'te 1'i her baz istasyonu için 10 birime indirilmiş vaziyette. Cep telefonları da bu baz istasyonuna eğer ne kadar yakın olursa cep telefonu o kadar az çaba sarf ediyor. Bu çok önemli bir nokta. Sinyali almak için. Eğer baz istasyonundan uzaklaşırsa esas sorun cep telefonunun baz istasyonuyla iletişiminde başlıyor. O yüzden de anladım. Baz istasyonları zaten şu an sürekli olarak denetlenmiş ve çok korumacı bir seviyede elektrikleri var. Kaldı ki ev içerisindeki her aletimizin elektriği var ve o birimler bir baz istasyonundaki birimden çok daha fazla. Yani bu konuda gerçekten bir efsaneye mi dönüşüyor? Yani çünkü birçok işte efendim çok yazılıyor çiziliyor. Belediyeler de bundan ötürü bazı hamleler yapıp işte böyle törenle bir baz istasyonu kaldırma durumu oluyor ya. Evet. İddialar gerek cep telefonları konusunda bu konuda araştırmalar devam ediyor. Kimileri işte efendim kanserojen etkisinden söz ediyorlar cep telefonu sinyallerini. Kimileri baz istasyonları böyle evimizin tepesinde istemiyoruz diyorlar. Nümayişler yapılıyor. Yani oradaki sorun siz az önce önemli bir ölçü birimi verdiniz. 40 birimin neredeyse 4'te 1'i kadar. Yani sanılanın da altında bir şey var. Yani şu an mevzuat 10 birim diyor ama ölçüldüğü zaman esasında 10 birimin de çok daha altında. Yani size bir örnek verecek olursam evimizde kullandığımız bir alet, bir televizyon, ne diyelim, saç kurutma makinesi 80 birim. Yani dolayısıyla gerçekten bu konuda onun 8 katı yani o telefonun neredeyse. Bu mevzu yani basit. Kimse ama konuşmuyor saç kurutma makineleri mesela. Aman kaldırın onları, gözüm görmek istemiyor çünkü falan. Çünkü yani elektrikli aletler hayatımızın bir parçası, elbette elektrikli aletleri kullanacağız. Evet. Ve belki de baz istasyonunun sanırım biraz görüntüsünden dolayı. Ürküyor mu insanlar belki onu öyle görünce? Çok büyük bir görüntü verdiği için onunla doğru orantılı halkımızda bir kaygı var. Acaba o kadar da fazla elektrik mi veriyor diye, ama bu konuda gerçekten hiçbir kaygıya gerek duyulmaması gerekiyor. Aksine dediğim gibi eğer baz istasyonlarından uzaklaşırsak
cep telefonlarımız esas o baz istasyonuna daha fazla çaba harcıyor. Için daha fazla çaba harcıyor. Oradaki salınan şey her neyse onun elektromanyetik sinyal diyelim evet, ona. Evet, elektromanyetik frekans, ki dediğim gibi her elektrikli alette olan şey yani bu birim evet. daha fazlalaşıyor. Ve onun ötesinde de biraz evvel de konuştuk bir afette bir kötü bir tehlike anında cep telefonumuzun çalışmasını arzu ediyoruz ve cep telefonumuzun kesintisiz iletişimde olmasını istiyoruz. Kesintisiz iletişim konuşurken bir taraftan kesintisiz iletişim istiyoruz, bir taraftan baz istasyonu istemiyoruz. Bu ikisi bir imkansız bir çıkmaz oluşturuyor. Evet. Bunun maalesef başka bir tüketicilerin çünkü en büyük beklentilerinden biri, kimi zaman şikayetlerinden biri kullandıkları cep telefonunun işte kesintiye uğrama, konuşmanın kesilmesi, iletişimin kaybolması. Bu hepimiz için zaman zaman karşılaştığımızda arzu edilmeyen bir şey. Önemli bir konuşmanın ortasında bir kesiliveriyor. Bu kesintiler çoğunlukla nerede ve neden oluyor? Onu da bir anlatalım mı izleyicilerimize? Şöyle düşünebiliriz belki. Şimdi baz istasyonları birbirleriyle belli bir radyo frekans gibi düşünelim. Evet, radyo iletişim mantığı gibi bir belli bir daireler çiziyor ve bu dairelerin çok güzel teknik bir şekilde birbirleriyle birleşmesi lazım. Bazen onların baz istasyonunda eksikler varsa veya bir baz istasyonu kapatılmış ise bu halk tepkisi sebebiyle orada bir kesinti yaşayabilirsiniz. Çünkü orada bir eksiklik oluşuyor. Evet. Bir tanesi bu. Yani kapsamadan dolayı kesinti yaşayabilirsiniz. İkincisi de kapasiteden ötürü kesinti yaşayabilirsiniz. Kapasiteden ötürü daha ziyade tabii görüşmeyi yapamazsınız. Yani ararsınız ve bir yoğunluk yaşarsınız. Örneğin bunu bir maç ortamında çok yaşayabiliyor. Konserde birdenbire çok evet. yüklü bir nüfusun bir araya gelmesiyle görebiliyoruz. Sonuna geldik yayınımızın. Süremiz doldu ama sizi bir insan ve bir iş kadını kimliğiyle iki cümleyle bir annesiniz bir taraftan. Bu kadar önemli şirketleri yönetirken belli bir başarı çıtası gerekir. Yoğun insan, herkes yoğunluktan şikayet ediyor. Yani kafamı kaldıramıyorum yoğunluktan diye. Bu kadar yoğun mu çalışmak gerekiyor? Yoksa iş planlamasında nasıl hareket ediyorsunuz? Bir annesiniz, bir işiniz var, seyahat ediyorsunuz. Bir cümleyle onu söyleyebilir misiniz? Bu işin bir sihri eğer varsa nedir diye. Ben bu konuda çok başarılı olduğumu söyleyemem. Çünkü sorumluluklar arttıkça tabii ki mutlaka daha fazla zamanınızı işinize ayırmanız gerekiyor. Özellikle de biz Vodafone'da çok büyük bir aileyiz. Yani 53 bin kişi ekosistemimizde Vodafone sayesinde kazanç sağlıyor. Dolayısıyla onların bütün sorumluluğunu hissediyorum. Ama herhalde benim için en önemli denge ailemin de bu konuda bana destek veriyor olması ve birlikte paylaşımı hem ev içinde hem iş hayatımdaki sorumluluğumdaki gösterdikleri anlayış sayesinde bunu yürütmeye çalışıyorum. 10 yaşında bir oğlum var. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim hepimizinkine. Allah bağışlasın. Kendisi de bu konuda oldukça bana anlayış gösteriyor. Anlayış. Bütün insan ilişkilerinde olduğu gibi burada da evle insan çalışan yoğun arasında bir anlayış seviyesini yükseltmek lazım herhalde. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun Serpil Hanım. Serpil Tümüray konuğumuz oldu. Vodafone Türkiye CEO'su ve mobil teknolojilerdeki birçok şeyi konuştuk. Çok daha tabii konu var ama bugünkü zamanımızda bu kadar satır başlarıyla ele alma imkanımız oldu. Yarınki programda saat 10'da yeniden birlikte olacağız. Farklı konularla, konuklarla. Yine kendi alanlarında tesadüf oldu bu hafta. İki başarılı kadın. Bir tanesi Japonya'dan Türkiye'ye gelen ve yıllardır burada yaşayan çok akıcı bir Türkçesi var. Yarın şaşıracaksınız. Mao Sato olacak. Ve bir tenis şampiyonumuz İpek Şenoğlu yarın programımızın konukları arasında. İyi bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.